Arkadaşlar, bitle mücadele videomda birçok arkadaşımız kümese kül koy, hayvanlar küllensin demiş. Şimdi burada bizim videoda belki dikkatinizi çekmemiştir. Küllenme alanımız var zaten. Sürekli buraya kül döküyoruz. Hayvanlar dışarıdayken mutlaka gelip külleniyorlar burada. Bakın şu örnekte olduğu gibi. Hayvanımız çok iyi. Yani onun tedbirini alıyoruz. Şimdi bunu kümesin içine koyarsak eğer, kümesin içine kül döktüğümüzde orada dörünecekler. Tamamen küme zaten kış döneminde kapalı ortam. Tamamen şeyle dolacak, tozla dolacak her taraf. Onun da çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum şahsen. Ben mesela az önce ilaçlama yaptık. Hani gür tavuğumuzu yatırmadan önce canhiperle ilaçladık. Hayvan bir çırpındı, kanat çırptı. Tozdan nefes alamadık. Şimdi bu tozun kül veya ilaç, hani çok fark etmez bence. Bu tozun kümesin içinde olduğunu düşünün. Hayvanlar döründükçe o ne kadar toz varsa ciğerlerine dolacak. Ben o yüzden külün gerekliliğine inanıyorum. Ancak kümesin içinde değil de imkan varsa böyle bizim yaptığımız gibi kümesin dışında açık alanda yapılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Küllenmeyi ihmal etmeyelim. Hayvanların küllenmesini sağlamayı. İfademiz yanlış oldu. Bunu da böyle not olarak eklemek isterim. Bu kızımızı dışarı saldık. Artık yumurta almıyoruz. Başka gürk yatırmayacağız. Bu da özgürlüğüne kavuştu. Bundan sonra rahat rahat büyüsünler.